Kurt Akademi kanalına hoş geldiniz. Manyenleri Fenomen serisi 3. fasikül kareköklü ifadeler, onların gösterimlerini karekökleri ve gerçek sayılar kazanımıyla devam ediyoruz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Verilen bir ondalık gösterimin karekökü bulunurken ondalık gösterim önce kese çevrilir, daha sonra köklü. Sevgili arkadaşlar, burada verilen kökün içi tam karesayı olmalı. Yani aklımıza gelecek bir tam karesayı örnek verirsek 2 tam %25 ifadesi önce virgülsüz olarak pay ondalık sayı virgülsüz olarak paya yazılır. Virgülden sonra 2 basamak varsa 100. 225 sayısı 15'in karesi olduğu için 15 çıkar. 100 de 10'un karesi olduğu için 10 çıkar. Biz burada ister sadeleştiririz ama genelde ondalık sayı olarak olduğu için ondalık sayı 1 tam 10'da 5. Veya daha büyük bir sayıyla ifade edersek 0 tam 0 0 36. 0 tam 10.036. Neden arkadaşlar? Virgülden sonra ya 2 basamak ya da virgülden sonra 4 basamak olması gerekir. Buradaki ifademiz 0 tam 10.036. Yani payımız 36, faydamız 10.000. 36 6 diye çıkar. 10.000 100 diye çıkar. %6 olur. Özellikle anlatmak istediğimiz virgülden sonra her 2 basamak virgülden sonra 1 basamak olarak çıkar. Virgülden sonraki 2 basamak virgülden sonra bir basamak olarak basamak sayısı yarıya düşer. 4 basamak olursa virgülden sonra 2 basamak olarak çıkmak zorunda. Yani biz bu çıkartma işlemi 15 virgülden sonra 5 virgülden önce 1 tam var. 36 6'dır. 2 basamak altı 6 yazdım. 2 0 bir 0 olarak çıkar. Virgül 0 olarak çıkar. Veya diğer bir çözüm yöntemi ise 0 tam 1, 2, 3, 4, 5, burayı da 9 yapalım. Milyonda 9 ifadesi. Milyonda 9 ifadesi. Üstü sayılardan hatırlayacağımız 9 çarpı virgülden sonra 6 basamak olduğu için 10 üzeri eksi 6. Yani ondalık sayıya çevirip 9 3 diye çıkar. 10 üzeri eksi 6 karekök kuvvetin yarısı olduğu için eksi 6'nın yarısı 10 üzeri eksi 3 olarak çıkar. Ve dikkat ederseniz negatif kuvvet faydaya alınır. 3 bölü 1000. 1000'de 3'e eşit. 1000'de 3'e eşit. Burada ne öğreniyoruz? Virgülden sonraki basamak sayısı çift adetli ise, yani 2 ise virgülden sonra 1 basamak olarak çıkacak. Virgülden sonra 4 basamak varsa sonuçta virgülden sonra 2 basamak çıkar. Virgülden sonra 6 basamak varsa sonuçta virgülden sonra 1 basamak olarak 3 basamak olarak çıkar. Devam edelim. 4 bölü 100 önce ondalık sayı çevir. 4 2 diye çıkar. 110 diye çıkar. 10'da 2 eşit. 169 bölü 100. 169 kökten 13 diye çıkar. 110 diye çıkar. 1,3'e eşit. Kökün içinde 625 bölü 100. 625, 25'in karesi olduğu için 25 de çıkar. 110 de çıkar. Virgülden sonra 1 basamak olacak. 2 tam 10'da 5. Virgülden sonra 4 basamak. Yani 10.000'de. 25 bölü 10.000. 25, 5 de çıkar kökten. 10.000, 100 de çıkar. Virgülden sonra 2 basamak olacağı için 0 tam %5 olarak yazılır. 121 bölü 10.000 kök içi. 121 kök içinden 11 diye çıkar. 100 kök içinden 10.000 100 diye çıkar. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 0 tam %11. Bu tam olarak çıkamaz. Virgülden sonra 1 basamak varsa 9 kökten 3 diye çıkar. Ama kök 10 değişmez. Kök 10 yarı asal sayıdır. Algoritmada yapsak 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1, kökten değişmez. Biz bu ifadeler payda köklü olamadığı için yukarı alırız.
3 kök 10 bölü 10 veya 10'da 3 kök 10 ifadesiyle çıkartabildiğimiz 0 tam 10'da 3 kök içinde kalansa kök 10 her zaman kalıyor. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Köklü ifadelerin değerlerini çıkartmadan toplama çıkartma işlemi yapılamaz. 1 tam %96'nın karekökü 1,4'e eşit 14 olduğu için bir önceki konuda da söylemiştim. Artık biraz hızlanalım. 1,4 diye çıkar. Eksi virgülden sonra 64,8 diye çıkar. Yani 0,8 olarak çıkar. Artı virgülden sonra bir basamak olacak. 1,1 çıktığı için 10'da 1 olarak çıkar. Biz burada çıkartırsak 10'da 6 kalır. 10'da 1 eklersek 0 tam 10'da 7 cevabımız. 0 tam 10'da 7. Aynı şekilde kökten çıkartıyoruz arkadaşlar. 15 1,5 eksi parantez 10'da 2 10'da 9 1,5 parantez içindeki işlem bitmeden yani artıdan eksi çıkartıyoruz. Ekstra fazla olunca eksi olur. 10'da 7. 2 eksi artıya döneceği için 1,5 ile 10'da 7'nin toplamı da 10'da 1'ler basamaya 10'da 1'ler basama toplanır. 5 ile 7'nin toplamı 12. 12'nin ikisi elde 1 var. 1'e verdik. 2,2 cevabını elde ederiz. Artı 1,2 bölü 0,2. Toplarsak 3 tam bölü 10'da 2. Biz bunu önce 10'la genişleteceğiz. 30 bölü 2 cevabımız da 15 olur. Burada hileli bir soru sevgili arkadaşlar. Bunun daha pratik bir çözümü veya daha nasıl bir çözüm istersek her terimi kök 100 ile genişleterek 324'ün karekökü artı 144'ün karekökü bölü kök 4. Pay payda olan durumlarda her terimi virgülden sonra 2 basamak olduğu için kök 100 ile genişlettiğimiz zaman her terim virgülden kurtarmış olur. 18 artı 12 bölü 2 30 bölü 2'den 15 cevabını elde edersiniz. Bu da genişletme tekniği. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar burada tam çıkmıyor. Bu tip sorularda en küçük sayıyla yapmamız gerekli. Yani 32 bölü 100 32 16 çarpı 2 bölü 100 ne anlıyoruz? 4 kök 2 bölü 10. Yani hepsi kök 10 kök 2 ile olacak. 242 121 çarpı 2 bölü 100. Kök 2'yi bulduktan sonra hepsi kök 2'ye bölerek 64 çarpı 2 bölü 100 kökün içi artı biz az önce de gösterdik 16 çarpı 2 bölü 100. 11 kök 2 bölü 10 kökten çıktığı zaman 8 kök 2 bölü 10 artı 4 kök 2 bölü 10. Kesirlerde toplamada ortak payda aynen yazılır. 11 kök 2 eksi 8 kök 2 artı 4 kök 2 elde ettik. Ortak paydamız 10. Çıkartırsam 3 kök 2, 4 kök 2 ile toplarsam 7 kök 2 bölü 10 ifadesini sonucunu bulmuşsunuz. Yukarıda verilen dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar, çevre kısa kenarlı uzun kenarın toplamının 2 katıdır. 1,5, 1,7 cevaplarını kökten çıkartırsak elde ederiz. Bu kısa kenarla uzun kenarı kökten çıkarttığımız zaman toplayabiliriz. Yani 3,2, 3,2'nin de 2 katı, 2 kere 2, 4, virgül aynı yerde, 2 kere 3, 6, 6,4 cevabını elde etmiş oluruz. Yukarıda birer yüzlerini alanları verilen karelerin çevre uzunluklarının farkı nedir? Çevrelerin farkı
Tekrar arkadaşlar 1,8 karekökünü alırsak kenar uzunlukları 1,8'dir. Yani 324 18'in karesi 324 bölü 100 18 bölü 10 1,8 cevabını elde ettik. 441 21'in karesi 21 bölü 10'u elde ederiz. 2,1'dir. Cevaba giderken çevrelerin farkı dediği için büyükten küçüğü çıkartmamız gerekli. 4 çarpı 2,1 eksi 4 çarpı 1,8 4 kere 1 4 virgül aynı yerde 4 kere 2 8 eksi 4 kere 8 32 32'nin ikisi elde var 3 4 kere 1 4 3 de elde 7 çıkartırken 4'ten 2 çıktı 2 virgül aynı yerde 8'den 7 çıktı 1 1,2 cevabını elde ederiz. Cevabı santimetredir. Sevgili arkadaşlar bunu diğer farklı bir yolda yaparsak önce iki kenarın farkını alıp 11'den 8 çıkarsa 3, 1'den 1 çıkarsa 0. 13'ü bulup bulduğumuz cevabı da 13 ile 4'ü çarparsak 1,2'yi de bulabiliriz. Bu da önce kenarların farkını bulup sonra 4 ile çarparak da sonuca ulaşabildiğimiz anlamına gelir. Yukarıda dikdörtgen bir yüzünün alanı ile kısa kenar uzunluğu verilmiştir. Buna göre bu dikdörtgenin uzun kenarlarından biri kaç santimdir? Uzun kenara x dersek ya da ben genelde u diyorum. Uzun kenarın u'su. Uzun kenarı bulmak için 0,96'yı kök kısa kenarımız 0 tam %64'e böleceğiz. 0,96 aynen yazılır çünkü kökten çıkmış. 64 8 diye çıkar. %64 ise 0,8 olarak çıkar. Biz burada virgül kaydıracağız arkadaşlar. Yani yüzde genişletmemiz lazım. Hatta ben burada öğrencilere şu ifade kullanıyorum. Eksik basamak yani virgülden sonraki basamak sayıları önce eşitlerim. Sonra iki basamak olduğu için yüzde genişletirim. 96 bölü 80 8 ile bölersek 96 12 bölü 10 elde edeceğiz. Ve cevabımız da 1 bölü 2 olacak. Bizim kısa kenar, uzun kenarımız 1,2 santim. Kısa kenarımız ise 0,8 santim olduğunu bulmuş olduk. Yanda verilen dairenin bir yüzünün alanı 1,92 santimetre karedir. Buna göre dairenin çap uzunluğu kaç santimdir? Sevgili arkadaşlar, alan formülünde, dairenin alan formülünde pi r kare eşittir 1,92 diye ifade ederiz. Çapı bulmak için önce yarı çapı, sonra çapsa yarı çapın 2 katı olduğu için 2 ile çarpmamız gerekir. Pi 3 aldığımız için 3 r kare 1,92 her iki tarafı 3'e bölersem r kare. Tekrar arkadaşlar 192'yi normal 3'e bölüyoruz. Virgülün yeri aynı kalır. Mesela burada 1'de 3 0 defa. Virgül aynı yerde 19'da 3 6 defa 18. 1 kaldı 2 yazdım 12'de 3 4 defa 0,64 eşit. Her iki taraf kare olduğu için kare kökü alınarak r'yi bulabiliriz. Yani r ifademiz 10'da 8'e eşittir. Bu yarı çap. Bizim için çap değerimiz yarı çapın 2 katıdır. 2 çarpı 10'da 8'den 8 kere 2 18 virgülden sonra 1 basamak olduğu için 1 basamak olacak. 1,6 cevabını elde ederiz. Yanda verilen kareli zemindeki boyalı şeklin alanı 1,17 santimetre karedir. Burada önce kaç tane kare var? Buna göre boyalı şeklin çevre uzunluğu kaç santimdir? Kare sayısını sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani 1,17'yi 13'e böleceğim. 1'de 13 0 defa, 11'de 13 0 defa, 117'de 13
Arkadaşlar 7 ile bittiği için 9 defa. 9 kere 3 27'nin 7'si. Elde var 2. 9 kere 1 9 2 değerde evet, sağladı. Yani küçük karenin alanı 0,09 %9. Kenarı dersek %9'un karekökü 10'da 3'e eşit. Çevre açık. Kenarları bir noktadan başlayıp etrafındaki kenar sayısını, kare sayısını bulacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane. Çevremiz 20 tane. 3 bölü 10 yazarsak daha kolay işlem yaparız. Sıfırlar silinir. 2 çarpı 3'ten 6'dır. Yani çevremiz 6 santim olur. Evet, ondalık sayıyı rasyonel sayı olarak yazarsak, 3 bölü 10 yazarsak çarpmada sıfırların silindi. 2 çarpı 3'ün kaldığını görmüş olduk. Devam edelim. En küçük karelerden birinin, bir yüzünün alanı 0,64 santimetre karedir. Şurada bir tane kare olduğunu düşünüyoruz. Olduğuna göre 81'deki dikdörtgenin çevresi, yani x şeklin çevresi kaç santimdir diye soruyor. 81'deki dikdörtgenin kısa kenarına paralel olacak şekilde iki parça ayrılıyor. Daha sonra şekil 2'deki iki dikdörtgenin köşedeki gibi ortadan ikiye kesildiklerinde ikişer tane eş kare. Evet, burada ikişer tane eş kare. Küçük kare dedi, o zaman şurası. Evet, bunu hemen bir kare için alalım. Bizim küçük kareden bahsettiğimiz bu. Burada 4 tane ikişerli olarak 2 tane küçük eş, 2 tane de büyük eş kare oldu. Bunun alanı 0,64 ise kenarı 10'da 8'dir. 10'da 8 olduğu için 2 tane 10'da 8'in toplamı 1,6 burasıdır. O zaman bizim 1,6'mızı bulduk. X şeklin kısa kenar uzunluğu 1,6. Kareler olduğu için bu kenarları da 1,6. Uzun kenar 2 tane 1,6, bir tane 10'da 8'den oluşur. Yani 3,2'ye 10'da 8'i eklersem 2, 8 daha 0 elde var. 1, evet. 4'e verdik 4 tam. Bizim şeklimizin uzun kenarı 4 santim, kısa kenarı 1,6 santim olduğunu anladım. Cevap, şekil 1'in çevresi 2 çarpı parantez. Kısa kenar artı uzun kenar tamla tam toplanır. 1 tama 4 tam eklersen 5,6, 2 katı et. 2 kere 6 12. Elde var 1, virgül aynı yerde virgülü koydum. 2 kere 5 10, 1 de elde 11. 11,10'da 2 santim cevabını elde ettik. Gerçel sayıları bir sonraki videoda anlatacağız. Kurt Akademi'yi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.